Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve ekibinin şu ana kadar odaların refaha ulaşması ve sıkıntılarının çözüme kavuşturulması amacıyla hiçbir şey yapmadığını öne sürerek yeniden seçime gidilmesi için yeterli sayının üzerinde 149 imza topladıklarını söyledi. 3 Mayıs'ta kongremizi yaptık. Orada biz seçimi kaybettik. Az fark veya çok fark. Aradan biraz zaman geçti. Biz bekledik. Yani odamız, bazı bizim sıkıntılarımız zaten belliydi. Biz onun için aday olmuştuk. Bence sıkıntıları çözümü için aday olmuştuk. Bekledik. Odamız artık daha iyi çalışır. Bu saatten sonra biraz daha farklı davranır diye bekledik. Fakat değişen hiçbir şey olmadı. Her şey eskisi gibiydi. Diğer oda başkanlarımız, yani bizim oda başkanlarımızın durumu çok iyi değil. 72 tane odamız var ama bunun 30-35 tanesi kendi yağına kavruluyor. Kalanları emekli maaşını odaya harcıyor. Gelirleri yok. Üye sayıları azalıyor. 10 kadar odamız kapanmak üzere şu anda üye sayısından dolayı. 20-25 odamız genel sekreterin dahi maaşını ödeyemiyor. Zaten çoğunluğu genel sekreteri de yok. İdare ediyorlar. Bu sıkıntılarımız vardı. Bizim birlik başkanımızda her zaman söylemiştik. Zaten bu yüzden de dahi olmuştuk. Seçimlerden sonra biz bekledik ki ya bunlar düzelir. Bir takım şeyler yapılır diye bekledik. En azından üye kayıtı için bir ekip oluşturulur. Bu çıkar kontrolleri yapar. Hem ülke ekonomisinde hem şehrimize hem de odalarımıza bir gelir olur diye düşündük. Böyle de bir şey yapılmadı. Arkasından oda başkanlarımız geldiler yanımıza. Değişik oda başkanlarımız. İşte 20-25 kadar oda başkanımız dediler ki ya biz 4 yıl daha bu şekilde beklersek biz biteriz. Biz bu 4 yılı bekleyemeyiz. Yani ekonomik imkanımız da yok. Ülkenin durumu da belli. Odaları kapatmak durumunda kalacağız. Esnafa hizmet veremeyiz dediler. Bu arkadaşlarımızın tekrar teveccühüyle bizi dediler tekrar imza toplayalım. Aday olun diye söylediler. Biz de yasaya baktık. 5362 nol yasa açık. Burada 4 tane sebep var seçime gidebilmek için. Olağanüstü kongre yapabilmek için. Birincisi yönetim kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğu kararıyla. İkincisi genel kurul üyelerinin 1/4'ünün noterce imzalı tasdikli imzalarıyla gidilir diyor. Üçüncüsü bakanlık. Dördüncüsü de denetim kurulu götürür diyor. Kanun açık ve net. Yani burada hiçbir yorum yok. İşte biz duyumlar alıyoruz. Yok işte biz bunu yaptırmayız. Bakanlık buna izin vermez. 4-5 yıl daha var böyle bekleyen yapılmadı falan diye açıklama duyduk Sayın Başkanımızdan. Böyle bir şey yok. Hiçbir il böyle şekilde bekleyen o birlik odası da yok. Hiçbir il de yok. Yani şu an sadece Türkiye gündeminde biz varız. Biz varız bu şekliyle olan. Biz de %134 imza gerekiyor. Hatta burada çelişkiler de var. İşte yönetim kurulundan beraber çift oy kullandığı için genel kurul üye sayısı biraz fazla gözüküyor ama biz yine de onu baz alıyoruz. 134 imza gerekiyor. Biz 149 imza topladık bunun karşılığında. Gayelerinin koltuk sevdası olmadığını ve odaların giderlerini karşılayamadığı için kapanmak üzere olduğunu belirten Özcan, odaları tekrar ayağa kaldırıp huzura kavuşturacaklarını ifade ederek şöyle konuştu. Yani bizim bir koltuk sevdamız, koltuk derdimiz veya seçimi kaybetmenin etkisiyle imza toplamış değiliz. Ben buradan yine açık açık söylüyorum. Bizim bu dediklerimizi Sayın Başkanımız yapsın, biz bugün töre çekiliriz, yanında yer alırız Sayın Başkanımızın. Gerçekten biz gezdik tüm odalarımızı. Odalarımız bayağı bir sıkıntılı. Yani oturacak yeri yok adamların. Adam emekli maaşını harcıyor odaya. Gaziantep'te 72 tane oda olduğunu ve oda başkanlarının durumlarının çok iyi olmadığını vurgulayan Özcan konuşmasını şöyle sürdürdü. Çünkü 2 milyon 700 bin lira gelir var. Eski parayla 2 trilyon 700 bin TL gelir var. Gider de buna yakın gözüküyor. Tasarruf etmemiz gerekiyor. Zaten devlet de tasarruf edin diyor. Biz de bu durumda tasarruf edeceğiz. Odamızın da çok bir çalışanı yok. Biz bakıyoruz, hesaplı kitaplarını yapıyoruz ama eski bir alışkanlıktan gelen masraflar var demek ki. Biz bunları kısarak bu bütçeyi bulacağız. Dediğim gibi bulamazsak bile kendi maaşlarımızdan birlik yönetimi, denetimi, disiplini bunlardan kısarak gerekirse yarısını vererek, gerekirse hiç vermeyerek biz bu dediklerimizi yapacağız inşallah.